Acun Medya İmparatorluğu'nun başarısının mimarlarından, Acun Ilıcalı'nın can yoldaşı Esat Yontunç'un hikayesi oldukça ilginç. Acun'un onu hiç yanından ayırmamasının çok duygusal bir nedeni var. Acun Ilıcalı önce Show TV Spor Servisi'nde, ardından Televole'de programlar yaptı. Fakat onun için dönüm noktası olan Acun Firar'da programı oldu. Esat, Acun Firar'da ekibinin de parçasıydı. İkili 22 sene önce yaptıkları programda 105 ülke gezdi. Sıkı dostlar adeta ekranların sırrını çözmüştü. Acun Firarda'dan sonra yetenek sizsiniz, var mısın yok musun, yok böyle dans, Devler Ligi gibi onlarca program yaptılar. Esat Yontunç tüm programlarda yapımcı ve koordinatördü. Ancak asla ekran önünde olmadı. Hatta var mısın yok musun programında yarışmacılara teklif veren Hamdi Bey'in Esat Yontunç olduğu bile iddia edildi. Söyle Hamdi'ye bu sefer de ben konuşmak istemiyorum. Acun ve Esat arasında o kadar sıkı bir dostluk vardı ki, Esat'ın annesi Emel Yontunç'un ölümünün ardından şu satırları yazacaktı. Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin. Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Acun'un böyle söylemesinin özel bir nedeni var. İki arkadaş 1969 yılında doğdu. Esat ve Acun'un doğum günü arasında sadece 24 gün vardı. Yolları İstanbul'da kesişti. Esat Kadıköy Moda Koleji'nde okuyordu. Acun ise 10 yaşındayken dönemin en iyi okullarından Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanacaktı. Bundan dolayı ailesiyle Edirne'de yaşarken anneannesinin yanına İstanbul'a geldi. Ilıcalı ile birlikte aynı üniversitede okuyan Esat Yontunç'un yolları asla ayrılmadı. Acun, İngilizce öğretmenliği bölümünü 7 yıl okudu ama bitiremeden bıraktı. Esat ise antropoloji bölümünü okuyordu. Ilıcalı, anneanne ve dedesini trafik kazasında kaybetti. Yıllarca birlikte yaşadıkları için onların Acun'da yeri ayrıydı. Henüz 19 yaşında üniversitedeki aşkı Seda Başbuğ ile evlendi. Banu adında bir kızı oldu. Çocuklarına anne babası bakıyor, Acun üniversiteye devam ediyordu. 4 sene sonra anne ve babasını kazada kaybetti. Üstelik araçta 9 aylık kızı da vardı, ancak o şans eseri yaralı olarak kurtulmuştu. Yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, siz gidin daha sonra geleceğim dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir hasta bakıcı orada duruyor. Annemi sordum. İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi. Ölmüştür dedi. Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum dedim. Ölmüştür dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Kızımın sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün, o zaman henüz 10 aylıktı. Olayın ardından depresyona girdi, eşinden ayrıldı. Tam bir yıl evden çıkmadı. İşte hayatının dip noktası olan o anda yanında Esat vardı. Çocukluk arkadaşının evinde kalacaktı. Acun artık Esat'ın aile üyelerinden biri oldu. Emel teyzesi de ona kucak açtı. Ilıcalı o dönemde bir kot pantolon dükkanı açtı, ancak battı. Ailesinden kalanları 1-2 yılda tüketmişti. Ama arkadaşı Esat ve ailesi, dostları yanındaydı. Acun ve Esat, sıfırdan başladıkları yolculukta önce TV programları, ardından televizyon kanalı ve Eksen yayın platformu gibi birçok başarıya imza attılar. Vergi rekortmeni olarak binlerce çalışanı olan devasa bir aile olmayı başardılar. Aradaki müthiş dostluk başarının sırlarından biri oldu. Borsada yaptığı işlemlerle dikkat çeken Esat Yontunç'un, Acun Medya İmparatorluğu'nun milyonlarını yöneten isim olduğu da biliniyor. Hatta 2011 yılında TV8'in satın alınmasında borsadaki paranın etkili olduğu söyleniyor. O dönem Ilıcalı, Show TV'den büyük bir alacağı olduğunu ve bankalara borcunu ödeyemediğini söylüyordu. Ancak bir röportajında servetini borsada değerlendirdiğini söylemiş ve güvendiğim arkadaşlarım paramı borsada 1'e 5 yaptılar demişti. Kasadaki para öyle büyüktü ki ikili 2013 yılında TV8'i 70 milyon dolara satın aldı. O rakam bugün 1,5 milyar liraya yakın. İkili sadece ortak değildi, aynı zamanda bir ailenin parçasıydı. Nitekim Yontunç'un annesi yaşama veda ettiğinde bu Ilıcalı için de çok ağır olacaktı.
Acun medyanın yüksek bütçeli prodüksiyonlarının arkasındaki gizli ismin gücü belki de karakterinden geliyor. Çünkü Acun bir programda Esat'a bir şey beğendirmenin çok zor olduğunu söylemişti. Ilıcalı, eğer Esat'a bir şeyi beğendirebilirsek onu muhtemelen herkes beğenir demişti. Sıkı dostların diğer bir ilginç yanı da birinin fanatik Galatasaraylı, diğerinin ise Fenerbahçeli olması. Esat Yontunç, Galatasaray taraftarı ve iç saha maçlarının yanında deplasmanlara bile gidiyor. Acun Ilıcalı ise Fenerbahçe'nin belki de gelecekteki başkanı olabilecek kadar camia için önemli bir isim. İngiltere'de Hull City ve İrlanda'da Shelburne takımlarını satın alan Acun, Esat'la birlikte takımlarının maçlarını izlemeye de gidiyor. Esat, aşk hayatı oldukça hareketli bir isim. Birçok ünlüyle adı anıldı, hatta bazı birliktelikleri çok eleştirildi. İlk evliliğini Sine İçli ile yapan Yontunç, 2 sene sonra eşinden ayrıldı. Bir süre Burcu Esmersoy ile birliktelik yaşadı. Esmersoy, ilişkileri için, "Çıkan haberler doğru, Esat benim erkek arkadaşım, kendisi çok hoş bir bey," demişti. Esat, bir dönem Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'le de anıldı. Kendisinden 23 yaş küçük Aslışah Alkoçlar'la yakınlaşması ise çok eleştirildi. Ailesi bu birlikteliğe karşı çıkarak kızını Londra'ya gönderdi. Esat son olarak moda tasarımcısı Hande Gülşen'le dünya evine girdi. Sayın Hande Gülşen ve Sayın Esat Yontunç, belediyemize evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Yapmış olduğumuz inceleme sonucunda evlenmenize engel halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Rixos Otel'deki düğüne Hadise, Murat Boz, Nusret gibi isimler katıldı. Adeta yıldızlar geçidiydi. Yontunç'un mutlu bir evliliği, Esat Han adında dünyalar tatlısı bir de çocuğu var. Çift ilk çocuğunu kucağına aldığında Acun Ilıcalı Instagram paylaşımında "Gözümüz aydın, Hande'ye annelik, sana babalık çok yakışacak. Babalar kulübüne hoş geldin, takıldığın zaman danışabilirsin, buradayım" yazmıştı. Türkiye'nin en zengin yapımcılarından olan Esat Yontunç'u bir gün Amsterdam'da, bir gün Afrika'da safaride, diğer gün ise Paris'te görmek mümkün. Acun Medya'da genel koordinatörlük görevini sürdüren Yontunç, bazen ekranların önüne çıkarak izleyici şaşırtmayı da ihmal etmiyor. Kamera karşısına ilk kez 2016 yılındaki Survivor yarışmasının birleşme partisinde jüri üyesi olarak çıktı. Geçtiğimiz sene ise yapımcısı olduğu TV8'deki Tuzak dizisinde oyuncu Talat Bulut, Yontunç'u kısa süreliğine kamera karşısına geçmeye ikna etmişti. Yontunç ise çekimlerden bir kare paylaşıp "Ustadan öğrenecek çok şeyim var" yazmıştı. Yontunç'u ekranlarda yeniden görür müyüz bilinmez, ancak ikilinin dostluğunun ve başarı hikayesinin ilham veren türden olduğuna şüphe yok.